İnsan kendi kaderini kendi mi çizer yoksa her şey Allah'ın yazdığı mıdır diye sormuş. Babası bir yaştan sonra evlenip kendinden bayağı ufak var evlenip. Çocuk sahibi olmuş bu kader midir yoksa kendi çizgisi mi? Böyle değerlendirirseniz işin içinden çıkamazsınız. Bir kere imanımızı yüksek, yükseltelim bir. Ondan sonra Allah'ın her yaptığı işte bir hayır olabileceğini düşünelim. Böyle çıkalım biz yola. O birisini öldürür, öteki öyle bir şey yapar. Evet, kader Allah'ın elindedir Celle Celaluhu ama kuluna hür irade vermiştir. Allah kaderi yazdı diye kul onu işlerken mecburi değildir yani. Kul kendi hür iradesiyle seçer. Neyi seçeceğini Allah bilir olması o kulu onu seçmeye mecburi yıkılmaz. Mecbur kılmaz. Allah Subhanahu ve Teala tabiri caiz ise seni dört yol ağzına getirir hayatında. O dört yoldan, beş yoldan, on yoldan kaç yol ağzına geldiysen bir tanesini seç diye seni bırakır. Sen bunu hür iradenle seçersin. Kimse senin kulağından tutup oraya itmez, arkandan iteklemez yani. Sen seçersin onu. Zaten cezaya hak kazanman da bundan dolayı oluyor. İyi yaptıysan mükafat, iyi seçtiysen mükafat, kötü seçtiysen cezası var bunun yani. Şimdi kader bize niçin öğretildi? Ha sen elinden geleni yapabilirsin. Elinden gelmeni yapamazsın. Kaderi bu, bu noktadan düşünmek lazım. Bu böyle niye oldu diye değil. Sen elinden geleni yaptın. Mesela diyelim bir imtihanı kazanmak için çalıştın, çalıştın, çalıştın olmadı. Takdir böyleymiş deyip Allah'a sığınırsın. Kaderi bilmek bunun için lazımdır insana yani. Ve yahutta bir iş elde etmek için çalıştın, çalıştın, çalıştın. Sen almadın da falanca aldı. Takdir ilahi böyleymiş. Takdire sarılırsın sımsıkı yani. Bunun için bize bunu öğrettiler. Ama bugün zaten Peygamberi Zişan da buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Daha önce sohbetlerde o hadis-i şerifi zikrettik. Ahir zamanda ne yapacak? Kader mevzusuna çok dalınacak diyor. Çok dalınacak. Neden çok dalıyorlar bu mevzuya? Neden çok dalıyorlar? Allah yolunda yürümek zor geliyor. Hani bu, bu, soran kardeşimiz için söylemiyorum. Değişik değişik sorular da var bin bir türlü. E, Allah yolunda yürümek zor geliyor. Diyor ki Allah bana yaptırttı. Allah bana yaptırttı. Adam da çakmış bir tane tokadı. Tamam mı ona öyle diyene? O da demiş ya niye vuruyorsun bana? E Allah yaptırttı demiş. <laughs> Allah subhanahu ve teala hür irademize müdahale etmez. Sen seçersin. İyiyse mükafatını görürsün kötüyse cezasını çekersin. Gücün yetmediği yerlerde kul bedbaht olmasın, kendini kaybetmesin diye takdiri ilahiye sarılsın diye Allah subhanehu ve teala bize bu kaderi mevzularını beyan etmiştir. Bedbaht olma hiçbir zaman Allah istemiyor böyle. Mutlu kul istiyor. Kalbinde neşe görsün senin. Her daim umut görsün. Mutluluk görsün. Allah'a karşı yani. Celle Celaluhu. Ondan sonra ibadet yapmaya da kuvvet bulursun. Bedbaht olursan, ümitsiz olursan, sıkıntı içerisinde, hani bu sıkıntı dediğimiz başa mutlaka bela gelecek. Ona sabre Ayrı bir konu ama böyle bitmiş, bezgin, bitik bir hal takınırsan ibadete kalkacak kuvvetin de olmaz. Allah'a el, aç el açacak, dua edecek kuvveti de bulamazsın. Öyle bir kul istemem diyor Allahu Teala. Günahkar ol. Benim kapıma gel. Aşkuşevk ile bana tevbe et, bana dua et, benden iste. O benim için daha kıymetlidir diyor. Öyle bedbahtlıktan yani, bitiklikten. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bunlar da bunun için yani. Peygamberi Zişan bize bunu beyan ederken, bütün her şey yazıldı derken, dünya için fazla kendini yormaya değmez bunu anlattı sana. Gayretini göstereceksin, gerisi takdire sığınacaksın arkadaş. Bu kadar. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Böyle kendini paralamana gerek yok yani. Onun için bize öğrettiler bunları.